Değerli izleyenler, bugün günlerden 1 Şubat Salı. Ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir İl Merkezi'nde dolandırıcılara para yatırmak için bankaya giden yaşlı adam, banka görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Nevşehir İl Merkezi'nde dolandırıcılara para yatırmak için bankaya giden yaşlı adam, banka görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Nevşehir'de 82 yaşındaki yaşlı adamı telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerine polis ve hakim olarak tanıtarak tuzağına çekti. Kısa sürede tuzağa düşen yaşlı adam, yılların birikimini dolandırıcılara yatırmaya çalışırken, yaşlı adamın durumundan şüphelenen banka görevlisi olayı polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bankaya gelerek tekstil fabrikasından emekli olduğu öğrenilen MS isimli yaşlı adama engel oldu. Tam tamına 126.500 TL'yi dolandırıcılara yatırmaktan son anda kurtulan yaşlı adam durumun farkına varınca büyük şok yaşadı. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nde ilçe yönetimi istifa etti. Başkan ve yönetimi aynı anda istifa etti. Bu istifa Nevşehir'de çok konuşulacak. Ahmet Davutoğlu tarafından geçen yıl kurulan Gelecek Partisi'nde deprem yaşandı. Avanos ilçe yönetimi istifa etti. Nevşehir'de yeni yeni yapılanmaya çalışan Gelecek Partisi'nde Avanos depremi yaşandı. Geçtiğimiz gün Avanos ilçe başkanı Hakim Orman ve beraberindeki yönetim aldıkları ani karar sonrası görevi bıraktı. Yaşanan bu istifa ilçe genelinde olduğu gibi il genelinde de büyük yankı uyandırdı. Alınan duyumlara göre Hakim Orhan ve yönetiminin istifa nedeninin il teşkilatı olduğu ve kendilerine sürekli çalışmalar yaptırılmadığı öne sürüldü. Nevşehir'de sanayi sitesinde bir iş yeri kurşunlandı. Nevşehir Lale Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri kurşunlandı. Bir iş yerine ateş açıldığı yönünde yapılan ihbara istinaden olay yerine intikal eden Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekipleri yapmış olduğu incelemede araç tamiri için iş yerine gelen İGK isimli şahısın iş yeri sahipleriyle aralarında tartışma nedeniyle kendilerine hakaret ettiğini ve ayrılarak tekrar iş yerine gelerek İki el ateş ettiğini ve uzaklaştığını iş yeri sahiplerinin şikayeti ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında tehdit, mala zarar verme, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Sevk edilmiş olduğu mahkemece tutuklanarak Nevşehir E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de un fiyatları rekor kırdı. Şimdiye kadar böyle pahalılık görülmedi. Koronavirüs salgınıyla başlayan ve halen de artarak devam eden ekonomik sorunlar büyük oranda pahalılıklara yol açtı. Akaryakıt, yağ, şeker, çay derken un fiyatları da aldı başını gitti. 50 kilogramlık unun satış fiyatı 420 TL'ye kadar yükseldi. Bu yükseliş fırıncıları ciddi derecede etkiledi. Bu da ister istemez ekmek fiyatlarına yansıdı. Ne olacak bu pahalılık diyerek kara kara düşünmeye başlayan fırıncılar yaşadığı zorlukları haber merkezimize anlattı. 2021 yılı Eylül ayında çuvalını 275 TL'ye aldığımız unun bugünkü fiyatı 420 TL'ye dayandı. Dile kolay, 1 kilogram unun fiyatı bizlere 8 lira 40 kuruşa geliyor. Fırıncıların bu pahalılıkta dayanacak gücü kalmadı. Bu pahalılığın önüne bir an önce geçirmelidir dediler. Şimdi karşınızda Nevşehir için yol ve trafik durumu. İl genelinde yol ve trafik durumu. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahlarında yapmış olduğu denetimlerde Aksaray, Hacı Bektaş, Gülşehir, Niğde, Avanos, Kayseri, Ürgüp yolları yer yer zemin ıslak ve karla kaplı olduğu, yolda kalan aracın bulunmadığı ve trafiğe açık olduğu belirtildi. Ara ara kar yağışlarından dolayı buzlanmaya karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları koordineli bir şekilde devam ediyor. Ekipler bölgelerinde tepe lambaları açık vaziyette seyir halinde kontrollerine devam etmektedir. Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün aktardığı bilgilere göre ekiplerin şehir merkezinde ve ana arterlerde yaptıkları kontrollerde il genelinde kar yağışlarının olduğu, yol zemininin kar tutmaya başladığı bilgisi aktarıldı. Belediye Karayolları ve Nar Belediyesi ile irtibata geçilerek kar yağışından dolayı ve buzlanmaya karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları koordineli olarak devam ediyor. Kavşaklardaki trafik ışıkları fasılalı olarak çalışmaktadır. Ülke genelinde etkili olan kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürdü. Ortaya da bu renkli görüntüler çıktı.
Ülke genelinde etkili olan kar yağışları yerini bembeyaz bir görüntüye bıraktı. Yoğun kar yağışı ardından bölge halkı ise işi eğlenceye dönüştürüp yağan karların tadını çıkardı. Kardan adam yapmaya karar verenler ise alışılmışın dışında kendilerine has şaheserler ortaya çıkardı. Kardan adama kendince yorum katan bu minik dostumuz, unicorn'dan esinlenip tek boynuzlu kardan adam yaparken kimileri de yılın çiftini inşa etti. Bölge halkından gelen görüntülerden en ilginç olanı ise kardan adamlara özel yapılan saç kesimleriydi. İşte o şaheserler. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü. 80 adet küçükbaş hayvan ise telef oldu. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşanan şiddetli kar yağışı ile birlikte bir mandıranın daha çatısı çöktü. Çökme sonrası 80 küçükbaş hayvan telef oldu. Nevşehir il merkezi ve ilçelerinde şiddetli kar yağışları bir haftadır etkisini sürdürdü. Zaman zaman yarım metreye geçen kar yığıntılarını taşıyamayan çatılar çöktü. Bunlardan bir tanesi de Gülşehir Çat yol güzergahında meydana geldi. Gece saatlerinde karın ağırlığına dayanamayan mandıranın çatısı birdenbire hayvanların üzerine çöktü. Çökme anında bir kısım küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın hemen ardından mandıra sahibini ziyaret eden ilçe kaymakamı Şeyma Polat ve belediye başkanı Fatih Çiftçi mandıra sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde de yine Gülşehir'in Yeni Aylacık ve Alkan köylerinde mandıra çatısı çökme olayı yaşanmış ve yine buralarda da hayvanlar telef olmuştu. Diğer taraftan Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Köşektaş köyünde ise çöken çatının altında kalan hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf edildi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Hacı Bektaş ilçesine bağlı Köşektaş köyünde hayvancılık ile uğraşan çiftçilere ait mandıranın çatısı aniden çöktü. Çöken çatının altında kalan büyükbaş hayvanları kurtarmak için köylüler seferber oldular. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu hayvanlar kurtarılırken mandıra sahibinin yaklaşık 120 bin TL zararı olduğu öğrenildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi karla mücadele ekipleri tarafından merkez yerleşke başta olmak üzere ilçe yerleşkelerde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun kar yağışından etkilenmemesi için hafta sonu başlatılan karla mücadele ve tuzlama çalışmaları özverili bir şekilde aralıksız olarak devam ediyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin, yoğun kar yağışında greyder, kar püskürtme araçları ve kar kürekleriyle sabahın erken saatlerinden akşam geç vakitlere kadar fedakarca çalışmalarını devam ettiren üniversitenin karla mücadele ekibine teşekkür ederek kendilerine kolaylıklar diledi. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getireceklerini belirtti. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getirerek tamamen çok amaçlı ve büyük ölçekli kapalı pazar yeri inşa edeceklerini söyledi. Günlük taze ürünlerin yer alacağı, meyve, sebze, et, balık ve diğer gıdaların yer alacağı bu pazar yerinin bir bakıma toplumun sosyal mekanı haline geleceğini belirten Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, organik gıda satışının yapılacağı ve her türlü gıda satışına imkan veren bu yerlerde ayrıca antika eşyalar, sanat eserleri, el işi ürünleri satışı olacaktır. Sahaflar, çiçekçilerden baharatçıya, restoranlara kadar birçok mekan olacak. Alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekanları bulunacak. Sadece alışveriş mekanı değil, vatandaşların dinlenme ve sohbet edebilecekleri bu kapalı pazar yerleri, yerel ticaretin gelişimine ve güçlenmesine de vesile olacaktır. Bu proje sadece o bölgede değil, Kayseri'ye de renk verecek bir proje olacak inşallah. Farklı değişik bir pazar yerini Melikgazi'mize kazandırmış olacağız dedi. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, alışverişi zevkli hale getirecek olan çok amaçlı ve büyük ölçekli kapalı pazar yerleri için proje çalışmasının başlatıldığını ve Türkiye'yi örnek olacağını sözlerine ekledi. Melikgazi Belediyesi'nde Dünya Evi'ne girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor.
Melikgazi Belediyesi'nde Dünya Evi'ne girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen 42 çift gün aldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çiftlerin anlamlı gün olması nedeniyle 02.02.2022 tarihini seçtiklerini belirterek şu ifadelerde bulundu. Arkadaşlar hazır mısınız? Son kararınız mı? Emesiniz değil mi? Güzel bir birlikteliğe hep birlikte inşallah şahitlik yapacağız. Allah mesulatı yar eylesin, mutlu eylesin ailelerinizde sizler de, hayırlı evlatlar versin. Evet, hemen soruyu sorarak başlayalım. Sayın Ayça adlı eş, kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hürranenizle yanınıza bulunan Cavit Yıldız isimli beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok naif, kibar bir şekilde evet cevabını aldık. Şimdi size soralım. Sayın Cavit Yıldız, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle yanınızda bulunan Ayça adlı isimli hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Aynı zerafette, nezakette iki evet cevabını aldık. Mutlu olduk. Şahitlerimiz Mehmet Bey'den ve Yusuf Bey'den şahitliklerini isteyeceğim. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyoruz. Peki, değerli şahitlerimizin şahitliğinde, siz değerli misafirlerimizin huzurunda, ben de Melikgazi Belediye Başkanı olarak, Medeni Kanunu bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere eş ve koca ilan ediyorum. Allah mesulat eylesin. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evlilik hakikaten hayatın en önemli kararı. Belki şu ana kadar milyarlarca günlük hayatta kararlar vermişsinizdir. Ama dersiniz bundan sonra bu evlilik kararını, attığınız imzayı her zaman hatırlayacaksınız. Evlilik kararı hayattaki verdiğiniz en önemli karar. Bütün kararlar bundan sonra bu karar üzerine oluşuyor. Cenab-ı Allah vermiş olduğunuz evlilik kararının doğru ve hayırlı bir karar olmasını nasip eylesin. Koca Sinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için teknolojik araçlar ve ekiplerle kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Koca Sinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için teknolojik araç ve ekiple kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kar temizleme çalışmalarını takip eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, merkez ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere yollar, kaldırımlar ve parkların yürüyüş yollarını temizlemeye devam ettiklerini belirterek, özellikle parklarımızda çocuklarımızın kar topu oynayabilmeleri ve karın keyfini çıkarmaları için yoğun gayret sarf ediyoruz dedi. İlçe genelinde sürdürülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolak Bayraktar işçilere kolaylıklar diledi. İnceleme sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Çolak Bayraktar, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Evet, hayırlı akşamlar kıymetli hemşehrilerim. Kaldırımların temizliği de Koca Sinan Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Hem bir teknolojik imkanları kullanıyoruz. Nilfix'lerle süpürerek, kazıyarak, tuzlayarak. Diğer yandan da tabii olmazsa olmaz temizlik ekiplerimiz de bir yandan da kar kürekleriyle kaldırımları temizliyor. Gerek yollarda, sokaklarda, gerekse kaldırımlarda her alanda Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde yürüyebilmeleri için, araçlarımızın konforlu bir şekilde trafikte devam edebilmeleri için, seyredebilmeleri için gece gündüz demeden bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Ben fedakarca çalışan ekiplerimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ama işin bir diğer tarafında da karın yağmasını hem dört gözle bekliyoruz hem de devam etmesini istiyoruz. Kar çünkü yağdığı zaman bereketiyle beraber geliyor. Yeter ki kar yağsın. Biz de gerek şehir merkezinde gerek kırsal mahallelerimizde. Çünkü Koca Sinan Belediyesi dediğiniz zaman merkezdeki mahallelerimizle birlikte bir de kırsaldaki mahallelerimiz var, köylerimiz var. Hem şehir merkezinde çalışıyoruz hem de kırsal mahallelerimizde çalışıyoruz. Yolların, kaldırımların, caddelerin temizliği, bir diğer taraftan da kaldırımların temizliği, parkların temizliği. Ama
Parklarda ufak bir ayrıntı. Çocuklarımızın oynayabilmeleri için parkların içerisinde çok fazlaca dokunmuyoruz. Orada çocuklarımız kar topu oynayabilsinler diye. Tabii ki o da annelerinin, büyüklerinin onlara müsaade ettiği süre içerisinde onlar da karın keyfini çıkarsınlar, karın tadını çıkarsınlar, doyasıya yaşasınlar. Hemşerilerimiz de karın keyfini çıkarsınlar diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kaldırımların ve caddelerin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar ise şu açıklamalarda bulundu. Görevini yapıyor. Güzel çalışıyorlar. Ellerine sağlık. Vallahi teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir hizmet bu karda kışta. Bu kadar insan düşebilir burada, buzlanabilir. Bu aletle falan gerçekten belediyenin her zaman övünüyoruz yani bu konuda. Ellerine sağlık, ne diyeyim? Allah razı olsun. Evet, düşme riskimizi azaltıyor. Çünkü yani çok karlı, buzlu havalar. Teşekkür ederiz abi yaptıkları hizmet için. Hizmetlerinin de devamını gelmesini bekliyoruz. Selamünaleyküm. İyiyiz elhamdülillah. Çok şükür. Allah insanı sevmesin. İnşallah. Şu nasıl bereket olsun inşallah. İnşallah inşallah. Hadi kolay gelsin. Yıldıray Koçal, Nevşehir Belediyespor tarihinin en golcü ismi olarak adını kulüp tarihine yazdırmaya hazırlanıyor. Yıldıray Koçal, 2 gol daha atarsa Nevşehir Belediyespor tarihinin en golcü ismi olarak adını kulüp tarihine yazdıracak. 3. Lig 1. grupta yer alan Nevşehir Belediyespor'da bu sezon 20 maçta 1696 dakika süre alan Yıldıray Koçal 18 gol atarken çok sayıda asiste de imza attı. 7 sezon bölgesel amatör lig ve 4 sezondur 3. ligde mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da en golcü isim 2015-2016 sezonunda attığı 19 golle Nevşehirli forvet Anıl Bircan olurken 2. sırada ise 18 golle Yıldıray ve Çibuzor Nova geliyor. 2017-2018 sezonunda 18 gol atan Çibuzor ile gollerini eşitleyen Yıldıray, 2 gol daha atması durumunda Nevşehir Belediyespor tarihinin en golcü ismi olmayı başaracak. 2018-2019 sezonunda Nevşehir Belediyespor forması ile 16 gol atan Tunç Murat Behram'ı ve 2016-2017 sezonuna 15 gol kaydeden Aydın Kuzu'yu geride bırakan Yıldıray gözünü zirveye dikti. Nevşehir'den 12 şampiyon sporcu Avrupa Yıldızlar Şampiyonası barajını geçmek için İstanbul'daki yarışlarda yer alacak. Nevşehir atletizm takımı İstanbul'da iki önemli yarışmaya katılacak. Duran Sütveren milli takım için ve Nevşehir'den 12 şampiyon sporcu Avrupa Yıldızlar Şampiyonası barajını geçmek için İstanbul'daki yarışmalarda ter dökecek. 12 Şubat günü Sırbistan'da gerçekleşecek olan Balkan milli takım seçme yarışı niteliğindeki Türkiye Gençler Salon Şampiyonası Nevşehir'in atletizmdeki yükselen yıldızı Duran Sütveren katılacak. 2-3 Şubat tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 2 gün sürecek olan şampiyonada yaklaşık 600 genç atlet mücadele edecek. Duran Sütveren 800 metrede milli takıma girebilmek için mücadele edecek. 4-5-6 Şubat günü yine İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Salon Şampiyonası'nda ise Nevşehir şampiyon sporculardan oluşan 12 kişilik bir kadro mücadele edecek. Atletizmciler 2022 yılı Temmuz ayında İsrail'de yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası katılım barajları geçmek için ter dökecek. Özellikle 800 metrede Duran Sütveren, 1500 metrede Süleyman Yılmaz, 3000 metrede Mert Hanifi Odacı ve Batuhan Ergöz, 400 metrede İbrahim Gökgöz ve Salih Tokmak, kızlarda ise 1500 ve 800 metrede Aleyna Sürücü, 400 metrede ise Şevval Yılmaz favori isimler arasında gösteriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir müsabakaya katılacak sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan 23 Nisan futbol turnuvası Mahallede Maç Var organizasyonu için başvurular 4 Şubat'ta sona erecek. Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan 23 Nisan futbol turnuvası Mahallede Maç Var organizasyonu için başvurular 4 Şubat'ta sona erecek. 2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan 23 Nisan futbol turnuvası Mahallede Maç Var organizasyonu için başvuruların 31 Ocak 2022 tarihinde başladığı ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona ereceği belirtildi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuvanın 7 Şubat-1 Mart 2022 tarihleri
arasında yapılacağı ve turnuvaya 2009, 2010, 2011 doğumlu kız erkek takımlarının katılımı ile gerçekleşeceği ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca öngörülen hükümlere www.tff.org adresinde yayınlanan uluslararası oyun kurallarına ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacak olan yarışmalara katılacak kız veya erkek takımları 7 asil 4 yedek oyuncudan oluşacak. Takımları futbol antrenörleri veya beden eğitimi öğretmenleri çalıştırabilecek. Mahalli maçlar müsabaka sistemi tek maçta eliminasyon sistemine göre oynanacak. Beraberlik halinde 5'er dakikalık 2 uzatma devresi ve eşitliğin sürmesi halinde ise penaltı atışları yapılacak. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Şubat Çarşamba Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 7. Acıgöl en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 7. Avanos en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 6. Derinkuyu en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 4. Gülşehir en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 6. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 5. Kozaklı en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 4. Ürgüp en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 5. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. 1 Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Sallak Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi. Merkez Derman Eczanesi, Yeni Kayseri Caddesi. Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Bağdat Eczanesi, Derinkuyu Halloğlu Eczanesi. Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş, Bektaş Eczanesi, Kozaklı, Kaya Eczanesi, Ürgüp, Güney Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Değerli izleyenler, bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.